Evet. Öğlenin sonra hepinize hoş geldiniz derim. Sayın Başkanım, Sayın Konuşmacılar, benim konum tabii ben kendim siber güvenlik üzerine iş edeceğim, konuşacağım. Yalnız bugün çok şeyler söylenildi, onun için konuşmamın bazı yerlerini üzerinden atlayacağım. Daha konuşulmayan yerlere değineceğim. Aslında biz hocalar hep konuşmamıza başlamadan önce kendimiz bir terminoloji belirleriz. Konuşmamızın yani konuştuğumuz kelimelerin veya cümlelerin anlamını bir konuşmamızda belirleriz. Bence aslında bugün herkes cyber güvenlik konuştu. Çok güzel bir konu, çok önemli bir konu. Ve çeşitli alanlarda cyber güvenlik, aslında güvenlik çeşitli alanlarda öne çıkan bir sorun. Cyber güvenliğin yani güvenliğin temeline indiğiniz zaman yani aletlere bakmamaksızın nedir? Buna baktığınız zaman en altında bizim yani prosesör dediğimiz veyahut da CPU dediğimiz veyahut da sensör dediğimiz bir hardware, bir donanım sistemi. Onun üzerine bir operating system. Onun üzerine bir takım sensörler veyahut da display'ler ve iletişim sistemi olan bir teknoloji. Bu teknoloji genellikle çeşitli sistemlerden kullanılıyor. Örneğin hepimizin çok iyi bildiğimiz smartfonlarımızda, örneğin televizyonlarımızda, örneğin arabalarımızda, tanklarımızda, yani savunma sanayinin kullandığı aletlerde ve hatta yani günümüzde artık sağlığımızda, mesela örneğin Almanya'da bir şirket kalp cihazları üzerine çalışıyor. Bunlar aynı şekilde bu kalp cihazı iletişim sistemine sahip bir cihaz ve devamlı hem doktora hem de size devamlı bilgi gönderebilen bir şeye sahip. Tabii bu sistemler böyle olunca bunlar berberine risk getiriyor. Yani berberine bir takım tehditleri getiriyor. Aslında en önemli olan konu o. Ben onun için motivasyonu hızlı bir şekilde geçeceğim. Neden diyorum ki, neden bizim ihtiyacımız böyle şeylere vardır? Böyle bu tür yeni teknolojilere neden ihtiyacımız var? Biz bu teknolojileri sadece kullanıyor muyuz? Biz neden bu riskleri üstleniyoruz? Bir tarafta zorunlu olarak kullanmak zorundayız. Bu yeni teknolojileri savunma sanayinde olsun, örneğin telekomünikasyon alanında olsun. Arkadaşımız, benden önceki arkadaşımız enerji konusuna değinmişti, enerji konusunda olsun. Hatta artık yani öyle ki sistemlerimiz, altyapılarımız birbirine bağımlı. Mesela örneğin bugün arkadaşımız, benden önceki konuşmacımız smart grid'e değindi, yani elektrik ağlarına değindi. Elektrik ağlarına baktığınız zaman artık onlar da telekomünikasyona bağlı, yani birbirlerine bağlı. Elektrik olmadan telefon olamıyor. Telefon ağı olmadığı zaman iletişim olmuyor. Yani artık sistemlerimiz, yani bizim kritik altyapı dediğimiz sistemler birbirine bağımlı. Bir defa yani yeni teknolojiye ihtiyacımız vardır. Bizim hepimizin bildiğimiz gibi toplumumuzun bir takım sorunları vardır. Toplumumuzun sorunlarına baktığımız zaman bunlardan birisi beslenmedir. Yani bizim sağlık dediğimiz sağlıktır, enerjidir, güvenliktir ve bir de biz bilgi dünyasında olduğumuz için bilgiye ihtiyacımız vardır. Yani bugün benim de burada öğrendiğim bir şey oldu, bir terminoloji oldu. Her zaman arardım. Türkçe'de, İngilizce, Türkçe'de knowledge'in ismi nedir? Knowledge'e karşılık bir terim var mıdır? Arkadaşımız, bugün dikkat ettim, arkadaşımızın birisi verilerden bilgi toparlamak. Yani verileri şey edip onları süzerek yeni bilgi edinme ve buna da herhalde bizim İngilizce'de knowledge dediğimiz bir kavram. Diğer tarafta görüyoruz yeni teknolojiler gelişiyor, işte teknolojiler gelişiyor,
yeni yeni tabletler ortaya çıkıyor, yeni tabletler ortaya çıkıyor, yeni smartphone'lar ortaya çıkıyor, yeni yeni embedded device'ler ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra bizim kullanıcı olarak kullandığımız bir takım yeni sistemler, yeni altyapılar ve en son olarak kullandığımız hepimizin bulut çözümleri dediğimiz çözümleri kullanıyoruz. Örneğin bulut çözümleri bildiğiniz gibi Apple'in iCloud şeysiyle, çözümüyle son zamanlarda oldukça popüler oldu. Diğer tarafta görüyoruz, biliyoruz, iletişim sisteminde de büyük gelişmeler var. Bu gelişmelerin birisi VDSL 2 veyahut da bu, dün Sayın Başkanımızın değindiği gibi dördüncü mobil jenerasyonu veyahut da LTE Long Term Evolution dedikleri bir yeni teknoloji. Bunun yanısında yeni yeni cihazlar oluşuyor. Diğer tarafta bildiğimiz gibi biz artık bilgi toplumunda yaşıyoruz. Yani bu arkadaşımız bende önce konuşan arkadaşımız değinmişti. Şu anda Türkiye'nin böyle bir büyük sorunu yok ama Almanya olarak veyahut da Alman devletinin böyle büyük bir tehditle karşı karşıya. Çünkü Alman devletinin sadece elindeki tek varlığı bilgisidir. Bu bilgi IPR dediğimiz, intellectual property dediğimiz, bunu çok iyi bir şekilde korunması lazım. Bilgi elde etmek, bilgi dünyasında çalışıyoruz. Hepimiz birbirimize rakibiz. Onun için çok hızlı bilgiye ihtiyacımız var. Diğer tarafta yeni yeni sistemler ortaya çıkıyor. Mesela örneğin IBM'deki arkadaşlarımızın da bugün anlattıkları gibi Watson diye dedikleri bir makine çıkardılar. Bilgi makinesi ve hatta en diğer örneği ise Apple'in Siri dediği, yani bunların ilk adımları, yani gelecekte neler dünya nereye gidiyor derseniz, bugün bana sorarsanız Apple'in en büyük inovasyonu neydi derseniz, ben derim ki Apple'in en büyük inovası Apple'in geleceğini garantileyen teknolojilerden birisi Siri'dir. Çünkü ne demektir? Bundan sonra cebinizde sizi devamlı asist edecek bir sisteme sahip olmanız. Yani bu sistemde ileriye yönelik baktığınız zaman size gerçekten bilgi getirebiliyorsa, sizi güncel hayatınızda sizi destekliyorsa, bütün sorunların hızlı bir şekilde çözümüne katkıda bulunuyorsa, bu büyük bir varlıktır. Diğer tarafta büyük problemlerle karşı karşıyayız. Bugün bilgi dünyasında yaşıyoruz. Bunlardan birisi, bizim problemlerden birimiz, hepimiz, yani bizim toplumsal sorunlar dediğimiz sorunlardan bir tanesi. Birisi bunlardan şeydir, hepimiz bir takım kredi kartları kullanıyoruz, çeşitli kartlar kullanıyoruz. Bugün size sorduğum zaman elinizde kaç tane kart vardır? Değişik, sizde herhalde sadece bir kredi kartınız yok. Bunun yanı sıra diğer kartlarınız da vardır. Bunların üzerinde bilgiler yüklüdür. Bu bilgiler hızlı bir şekilde başkalarıyla paylaşılıyor. Paylaşılıyor. Diğer tarafta social media dediğimiz social networklar vardır. Mesela bugün hepimizin Facebook'ta ve diğer social networklarda şeylerimiz vardır. Üyeyiz. Bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerde yani bilgi, yani IPR dedikleri onların varlığı vardır. Diğer bunun yanı sıra yani askeri bilgisi vardır. Şu andaki problemler nedir? En önemli olan bugün arkadaşlarımız da değindi. Bunlardan bir de şu anda yani cyber dünyasında bizi tehdit eden varlıklar nedir? Bunlara baktığımız zaman bunlardan bir tanesi bilginin çalınması ve bilgi casusluğu. Yani bilgi casusluğu bence gelişmiş ülkeler için çok büyük bir tehdittir. Sadece bu gelişmiş ülkeler için değil, bu bilgi güvenliği, bilgi çalıntısı. En sonunda da gördüğünüz gibi mesela bugün Amerikan Başbakanlığı'nda bizzat
Amerikan Başbakanlığı'nın arkasında olduğu bilinen bir çözüm vardır. Bu çözümle FLEM dedikleri bir çözüm. Bu çözümle Amerikanlar Orta Doğu'da bir takım bilgileri elde etmeye çalıştılar. Yani bu ne demek? Orta Doğu'da neler oluyor? Bu çok zor bir şeydi. En son keşfedildi. Diğer tarafta bir takım yani bizim denied security component to protect info, yani bilgilerimizi daha şey edilen şeyler. Diğer tarafta hakkı olmadan bir takım bilgileri elde etmek. Tabii bizim siber güvenlik, siber dünyasında ve bugünkü toplumsal dünyada en büyük problemlerimizden bazıları ataklardır. Bunlardan biri bizim zero day attacks dediğimiz yani bu DDoS veya Stuxnet veya da bunun yeni nesili FLAME dedikleri çözüm sistemler. Mesela bugün Amerikanların şeylerine göre günümüzde bugüne kadar 50 bin tane virüs vardır. Yani 50 bin tane bizi tehdit eden yazılım vardır. Bunların içine her günde 20 yenisi katılıyor. Yani bu demektir ki burada oldukça bu pazar oldukça genişleniyor. Bu pazarın neden genişlediğini sonra da size tekrar anlatacağım. Diğerisi ise yani ataks kritik bugün arkadaşımızın da değindiği gibi yani kritik altyapılara ataklar. Diğer tarafta artık ataklar kompleks oluyor. İnsanlar yani bu atak yapanlar normal atak yapmıyorlar. Çok kompleks ataklar yapıyorlar. Ve diğer tarafta yeni şimdiye kadar atak ve virüsleri programlayan insanlar onlar da akıllaşıyor. Onlar da yeni biz mesela örneğin bir virüs çıkıyor. Biz bu virüse karşı yeni bir çözüm buluyoruz. Ve onlar onu öğrendikten sonra o virüsün yeni bir neslini yazıyorlar. Yani biz devamlı birbirlerini kovalama. Bir tarafta virüsler çıkıyor, diğer tarafta buna karşı yeni çözümler elde ediliyor. Tabii bu çözümlerin de, bu virüslerin de ortaya çıkmasının en büyük nedeni son yıllarda birincisi smartphone'ların gelişmesinden oldu. Smartphone'ların gelişmesiyle iOS, bizim Apple iOS veyahut da Android sistemlerinin oluşmasıyla oldu. Yani bu terminal security dediğimiz şeyden oluyor. Yani malware'ler artık çok büyük ve kompleks malware'ler çıkıyor. Yani virüsler oluşuyor. Diğer tarafta elimizde bugün güncel elimizde olan terminaller veyahut da smartphone'ların çok iletişim yani çok yönlü iletişime sahip olan sistemler. Diğer tarafta bizim de yani kullanıcının da dikkat etmediği bir takım tehditler var. Mesela örneğin en son yapılan bir araştırmaya göre bu Türkiye'de en fazla görülen bir problemmiş. Ve bunda bizim Türkiye'de olan üst düzeyde yönetici arkadaşlarımız bile bütün bilgilerini Facebook'a koyuyorlar, yerleştiriyorlar. Bu tabii ileriye baktığınız zaman bu bir büyük bir tehdit olabilir bu bilgiler. Başkalarının eline geçerse daha da değişik bir şekilde kullanılabilir. Değindiğim gibi teyitlerin en önemli kaynaklarından biri şeydir. Güncel hayatımızda kullandığımız smartphone'lar ve iPad'lerdir veya da tabletlerdir. Mesela bu Amerika'da bu sene yayınlanan bir istatistik. Mesela Android'de günde bu kadar apps indiriliyor. Yani markette bu kadar apps vardır. Şeye baktığınız zaman, iPhone'a baktığınız zaman bu kadar. Yani iPad'e baktığınız zaman gene böyle. Bir de Windows 7'ye baktığınızda bu kadar yazılım sistemleri indiriliyor. Artık bu demektir ki insanların bununla baş etmesi oldukça zor. Her gün yeni apps'ler oluşuyor. Ve bu apps'lerin oluşmasıyla
yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Yani bunu artık kontrol edemiyorsunuz. Yani bu ne demektir? Artık markette bir apps bırakılıyor. O apps acaba zararlı bir apps midir? Zararlı bir virüs mudur? Veyahut da virüs değil midir? Veyahut da apps'leri kullanıyoruz. Biz bu apps'lerin ne yaptığını bilmiyoruz. Bu apps'lerin çoğu bizim isterlerse kameralarımızı açabilirler. Mikrofonlarımızı dinleyebilirler ve bunun yanı bununla kalmamaksızın bizim şeyimizin üzerinde yani tabletlerimizin veyahut da şeyimizin üzerinde olan bilgileri çalabilirler. Tabii bunda ne yapmak lazım? Bunun çözümü ne olabilir? Bunun çözümü ise yeni bir çözüme ihtiyacımız vardır. Bu çözümün ismi bir defa yani kişilerin yani kullanıcının bilgilenmesi, bilgilendirilmesi yani onun da bunun bir tehdit olduğu, tehdit olabileceği, onun da bunun bu oyunun ve bu sistemin bir parçası olmasının öğrenilmesi. Yani diğer tarafta artık bu yeni çözümün çok kompleks olduğunu ve bunun yani yeni çözümün çok kompleks olduğunun ve yeni nesil bir çözüme ihtiyacımız vardır. Neden diyeceksiniz yeni nesil bir çözüme ihtiyacımız vardır? Bugün arkadaşlarımızın hepsinin değindiği gibi geleceğin cihazları, bugün kullandığımız cihazlar, evin cihazları olsun, savunma sanayinde kullandığımız cihazlar olsun, eğitimde kullandığımız cihazlar olsun, bu cihazların hepsi bilgisayar kabiliyetine sahip ve iletişim kabiliyetine sahip ve çok senzörlü olan sistemler. Yani bu ne demek? Buradaki bilgiler öyle bir çözüm bulmamız lazım ki bu sistemin sorunlarını yerine getirebilecek bir şekilde. Yani bu demek bunu getiriyor. Biz bir defa yeni hizmet proseslerini belirlememiz lazım. Hem network level'de yani bizim hani ağ seviyesinde hem terminal seviyesinde yani kullandığımız cihaz seviyesinde yani bu demek üç boyutlu bir yeni bir çözüme ihtiyacımız vardır. Hem yazılımımız, kullandığımız yazılım sistemimiz güvenilir olsun, kullandığımız ağlar güvenilir olsun ve bunun yanı sıra kullandığımız cihazların güvenli olması ve kullandığımız cihazların da güvenli olması lazım. Tabii buna baktığımız zaman nasıl bir cyber security roadmap'e ihtiyacımız var veyahut da bunun hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman nasıl bir çözüme ihtiyacımız var, nasıl bir çözüm gerekiyor veyahut da bunun roadmap'i, bunun yolculuğu nasıl, bu yolculuğun yolu nasıldır? Bence bunun tek yolu bizim kullandığımız bütün cihazları ve bütün sistemleri göz önünde bulundurmamız lazım. Yani kullandığımız sistemler ve cihazlar dediğimiz mesela örneğin smartphone'lar olsun, tabletler olsun bunları devamlı göz önünde bulundurmamız lazım. Diğer tarafta ise bizim duruma yani şey olmamız, duruma ve zamana devamlı sahip olmamız lazım. Yani devamlı zafiyetleri şey etmemiz, analize etmek. Bu zafiyetlerde nasıl riskler çıkıyor? Bunları hızlı bir şekilde bunları önlemek için yeni çözümler geliştirmek. Bu yeni çözümleri hızlı bir şekilde uygulamak. Ve sadece bununla yetinmeyeceğiz. Ve bunun yanı sıra artık güvenliğin önemli bir konum olduğunu ve eğitimde yani insanlarımızı eğitmemiz gerektiğini yani eğitimci yani bir öyle bir yeni bir topluma güvenliği sorun olarak anlamış bir topluma ihtiyacımız vardır ve artık bunun da çok kompleks bir sorun olduğu sözüm olduğunu sadece bir bilimsel veya da bir araştırma merkezinin tek başına çözeceği bir sorun olmadığını inanmamız lazım. Tabii bunu nasıl yapılır? Bu belirttiğim yol haritası nasıl hayata geçirilir?
Bence bunun en önemli olan şeysi zafiyet, yani o tam o mevcut sistemi, mevcut ortamı iyi bir şekilde modellememiz lazım ve bunu hızlı bir şekilde bunu analize edip bunun içinde zafiyetlerimizi hızlı bir şekilde anlamak ve tanımlamak. Bu zafiyetlerimizde nasıl riskler çıkıyor? Hangi riskleri nedir? Ve bu riskleri gidermek için nasıl bir stratejilere hangi bir stratejiye ihtiyacımız vardır? Ve stratejiyi geliştirip strateji sisteme yerleştirmek ve bununla da kalmamak ve bir de eğitimin çok önemli bir dimension olduğunu, bir boyut olduğunu anlamak ve tekrar bu eğitimi yeniden toplam sisteme geçirmek. Bu tabii teorik bir şey dersiniz. Burada siz neler yaptınız şimdiye kadar? Bazı arkadaşlarımızın da bildiği gibi biz Almanya'da araştırma merkezi olarak biz Almanya'nın 5'te başladık biz güvenlik konusunda çalışmaya. 2005'te başlamamızın sebebi bu Alman İçişler Bakanlığı'nda geldi bu böyle bir talep. Alman İçişler Bakanı şu talebi getirdi. Dedi ki Almanya'da Alman hükümet, Alman devletinin kullandığı bir iletişim ağı vardır. Bu iletişim ağı Alman Telekom'un ağıdır. Altyapısı. Ben sizi şunu bekliyorum. Bana böyle bir proje sunun. Benim amacım bu altyapıyı, bu kritik altyapıyı %97 ayakta tutmak. İkincisi ise bu altyapının içinde olan kötü şeyleri hızlı bir şekilde, yani bizim malware dediğimiz veya da virüs dediğimiz şeyleri hızlı bir şekilde oradan tanımlayıp onları yol dışı etmek. Üçüncüsü ise eğer bir takım yanlış bilgiler veya da yani bizim yanlış bilgiler dediğimiz yani yasak bilgiler internet üzerine teröristler tarafından birbirlerine iletiliyorsa bunları hızlı bir şekilde ağ bazında tanımlayıp ve bunları gerekiyorsa yani göndermeden ağın içinde tekrar dışarı çekmek. Yani siz bana bir şey gönderiyorsunuz, mesaj gönderiyorsunuz. Mesajın içinde bir takım bildiriler var. Amaç bunları tanımlayıp bunları hızlı bir şekilde şey etmek. Tabii bu projenin içinde şeyler vardı. Almanya olarak Alman Telekom'u vardı. Araştırma merkezi olarak biz vardık. Bir de İsrailler vardı. Sonra Almanlarla İsrailler anlaşamadı ve biz İsrailleri şey ettik. Bizim geliştirdiğimiz sistem komponentleri burada. Analiz simülasyon modellerini sistemlerini geliştirdik. Biliyorsunuz geçenlerde burada biz Ankara'da bir tatbikat yapmıştık BTK ile ortak. Orada bizim çözümümüz kullanılmıştı ve umarım buradaki bu çözüm şu anda SSM tarafında yeni bir ürüne dönüştürülüyor. Ve biz bu teknolojiyi Türkiye'ye getirdik ve Türkiye'de kullanmasını sağlıyoruz. Bence neler olması lazım? Bence bilginin Türkiye'de bana kalırsa Türkiye'de bir national security, yani cyber security merkezinin kurulması lazım. Tabii bu sadece bir enstitü değil de Almanya'da olduğu gibi çok fazla body'lerin veya da çok fazla yani grupların ortak kurdukları bir yer olsun. Bunların ben slaytlarım var burada, bırakıyorum size. Diğer tarafta arkadaşlarımızdan birisi daha değinmişti, demiştik ki aslında zafiyet olduktan sonra veya da virüs ortaya çıktığı zaman zafiyet oluyor. Önemli olan burada, en önemli olan şey zamandır. Hızlı bir şekilde bunları tanımlayıp ve zamanı kısıtmak. Yani bizim yeni early warning sistemlere ihtiyacımız vardır. Evet, bu da benim en son iletişim bilgilerim. Zamanın kısıtlı olmasından dolayı bir takım slaytları atlattım ama şey derseniz bu slaytların çoğu web sayfamızda vardır ve aynı şekilde
Demin bir arkadaşımız, Vodafone'daki bir arkadaşımıza bir soru yanıtmıştı. Demişti ki benim kullandığım smartphone'daki bilgilerimi neden şifrelemiyorum? Arkadaş gitsin markette, Android marketinde Droid Crypt diye bir sistem vardır. Bu Droid Crypt bizim laboratuvarın bir ürünüdür ve orada indirebilir, kullanabilir. Diğer tarafta sadece onunla kalmıyor. Bütün cep telefonunun üzerindeki bilgiler şifreleniyor, buluta gönderiliyor. Eğer kaybederseniz kimse bir şey olmaz. Diğer tarafta bizim aynı şekilde Androlizer dediğimiz bir ürün daha vardır markette. Bu da size yüklediğiniz bir yeni bir yazılım sistemine ve app'se hızlı bir şekilde sizi uyarıyor. Eğer herhangi bir problem yaratıyorsa, yani bu app sizin bilgilerinizi çalıyorsa veyahut da başka yere başka yani şey edilmeyen şeyleri kullanıyorsa. Evet. Dediğim şekilde web sitemizden daha detaylı bilgiler vardır. Apps'ler indirebilirsiniz. Çözümlerimizin çoğu open source'dur, kullanabilirsiniz. Eğer bir de biz öğrencilere ders veriyoruz bu konuda. Benim en son bir öğrencim bir Türk arkadaşımızdı. Geçen sene Amerika'da şey oldu, bu Amerika'dan National Security Institute'un bir imtihanına girdi ve orada bir ödülde birinci oldu. Arkadaşlar burada şeyde gelmişti, Sabancı Üniversitesi'nde bana gelen bir öğrencimdi. Şu anda Amerika'da şeyde, yani bu Amerika'nın National Security Merkezi'nde, yani National Security Merkezi'nde çalışıyor. Yani bu tabii bence hocaların da yani bunu bilmesi lazım. Yani buradaki TÜBİTAK'taki arkadaşımız şey demişti herhalde, buradaki Türkiye'deki hocalarımızın bazıları bu konuyla ilgilenmiyor veya da kendilerini eğitmiyor. Bence bu arkadaşlara hakaret gibi oluyor bence. Tabii Türkiye'deki şartları da göz önünde, böyle bir eleştiri geldiği zaman Türkiye'deki şartları da göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye'deki hocalarımızın konumu daha değişiktir. Avrupa'daki ve yurt dışındaki hocalarımız, yani arkadaşlarımızın durumu daha değişiktir. Bence bunlar da akıllıdır. Bunlar da zaman imkanları olsa bunlar da hepsi aynı şeyi yaparlar. Evet. Evet, bıraktım size. Evet. Evet. Ben teşekkür ederim.